Burhanettin Duran Tahran Zirvesi'nin Sonuçları İdlib'in kaderi için bütün gözler Tahran'daki üçlü zirveye çevrilmişti. Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin zorlu müzakerelerinden sonra 12 maddelik bir sonuç bildirgesi yayınlandı. Zirvenin basına açık yapılması da hayli ilginçti. Üç lider Suriye hakkındaki farklı görüşlerini birbirlerinin pozisyonlarını dolaylı şekilde değerlendiren cümlelerle açıkladı. Bildiride ise Astana formatının başarısına ve üçlü eş güdümün devamına vurgu yapıldı. Metinde Suriye'nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü, deaş Nusra cephesi ve El-Kaide gibi terörist grupların tamamen ortadan kaldırılmasında işbirliği, Terörist gruplarla ateşkes rejimine katılmış silahlı muhalif grupların ayrıştırılması, siyasi sürece vurgu, anayasa komitesinin kurulması, insani yardım, sığınmacıların geri dönüşü, mülteciler ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişiler hakkında uluslararası konferans düzenlenmesi konuları öne çıktı. Zirvede İdlib krizini çözecek nihai bir formüle ulaşıldığını söyleyemeyiz. Ancak sivil felaketle sonuçlanacak geniş bir saldırının şimdilik durdurulduğu yorumunda bulunabiliriz. Ateşkesin silahların bırakılması çağrısının İdlib'de çatışma olmadan çözüm bulma sürecine zaman tanıdığı ortada. Bu sonucun alınmasında kuşkusuz Erdoğan'ın ısrarı etkili oldu. Putin ve Ruhani'yi İdlib'de çatışmasızlığa süre tanımaya ikna etti. Biliyoruz ki Erdoğan'ın Tahran'a giderken amacı Rus Esed güçlerinin kapsamlı bir operasyon yapmasını engellemekti. İstediği sonucu elde etti. Ortak basın toplantısında Putin, Erdoğan'ın önerisiyle bütün taraf silah bırakmaya çağırdıklarını açıkladı. Böylece insani felaket yeni mülteci akını, aslana sürecinin çökmesi ve ılımlı muhaliflerin radikalleşerek HTŞ'ye yaklaşması önlendi. Muhalif grupların teröristlerden ayrıştırılması sağlandı. Yine Ruhani'nin Amerika'yı Fırat'ın doğusundan çıkmaya zorlayalım mesajının Erdoğan'ın gündemine uygun olduğu da aşikar. Ancak bu ateşkes nihai değil. Anlaşılan Türkiye daha önceki zirvelerde üstlendiği misyonu tamamlamak için yeni bir süre kazandı. Türkiye-Rus eset güçlerine saldırıların yapıldığı, kritik bölgelerin ılımlı muhaliflerin kontrolüne geçmesini sağlamak gibi bir rolü üstlendi. Tahran'da ilan edilen ateşkesi koruyabilmek kolay olmayacak. Öncelikle Erdoğan'ın bildirinin 3 ya da 4. maddesine eklenmesini istediği ateşkesin kaynağı tartışmalı saldırılarla bozulmaması lazım. Ateşkesin rejimin manipülasyonlarından ve radikal grupların provokasyonlarından korunması gerekli. Bu da HTŞ ve diğer radikal grupların en azından kritik bölgelerden çıkarılması gibi bir zorunluluğa işaret ediyor. Kritik soru şudur. Şimdiye kadar çatışmadan, HTŞ'den ayrılmalar olmasını temin eden Türkiye, yeni hedefine nasıl ulaşacak? Rus, İran, Esed güçlerinin kapsamlı operasyon kararlılığını radikal gruplara gösterip çekilmeye ikna edebilecek mi? Yoksa bir şekilde ortak nokta operasyonlar mı yapılması gerekecek? Ve Rus, Esed güçlerinin ateşkesi çeşitli bahanelerle bozması nasıl önlenebilir? Bu soruların cevabını önümüzdeki günlerde, haftalarda göreceğiz. Zirvenin siyasi sürece vurgusu da önemli. Ankara'nın hem Washington hem de Avrupa başkentleriyle görüşerek siyasi süreci hızlandıracak bir diplomasi atağına girmesi yerinde olur. Amerika'nın yeni Suriye özel temsilcisi James Jeffrey buna uygun bir isim. Jeffrey'nin Amerika'nın İdlib'de sadece kimyasal silah kullanımına değil, diğer saldırılara da karşı olduğunu açıklaması yeni bir yaklaşım. Yine AB ile sağlanan yakınlaşma üzerinden Suriye'nin geleceğine dair diplomatik süreç hız kazanabilir. Avrupa medyasının bu konuda Türkiye'nin müttefikliğini ve Ankara'ya destek verilmesi gerektiğini hatırlatması olumlu bir gelişme. Suriyeli mülteciler üzerine uluslararası konferans toplanması konusundaki ortak seferberlik somut bir adım olabilir. Tahran zirvesi Erdoğan'ın tabiriyle küçük bir Suriye olan İdlib'te ateşkes sağlayarak siyasi süreç için yeni bir fırsat üretti. Burhanettin Duran Sabah